kısaca. Bu çantamızı yurt dışında çalışıp ülkelerinde kahve ve eğitime destek vermek isteyen Kahve International grubumuz için yaptık. Onlar Kanada'da, Londra'da, Amerika'da aktifler, Almanya'da. Bu çantalarla oradaki meslektaşlarına ve yabancılara vaktimizi tanıtarak bağış topluyorlar. Sen anlıyorsun ya. Bunlar Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki doktor arkadaşlarımız. Orada sadece saç mavisi giyebiliyorlarmış. O yüzden onlara özel dikim yapıyoruz. Cepten. Kalıbı diğerinden çok hafif, daha bol. Şu anda kadın önlükleri dikiyoruz. Kadın önlükler Antalya'da çok satıldı. O yüzden tekrardan çok yapıyoruz hocam. Şimdi biz Kahve olarak öğrencilere burs verelim diye yola çıktıktan sonra bizim Türkiye'deki bütün doktor arkadaşlarımız özellikle günlük kullanımda kullandıkları önlük, forma veya diğer ajanda gibi eşyaları hep Kahve üzerinden almak istediler. Dediler ki biz zaten bunları kullanıyoruz, bunun kârı öğrenci bursu olsun, okullarımıza atölyeler olsun diye bize böyle bir talepte bulundular. İlk başta biz bunları bir üreticiden alıp Kahve dükkanda satıyorduk ve karını alıyorduk. Fakat biz gördük ki bu konuda biz talep çok fazla ve biz bunun üretimini yapmalıyız diye düşündük. Çünkü vakfımızın bağışları olmasa da öğrencilere burs verir halde olması için üretimde yerinin olması gerektiğini düşündük. Ve bu nedenle bu fikir ortaya çıktı. İlmek ilmek eğitim diyerek bu sloganla kurduğumuz Kahve Tekstil'de 3 aydır çalışmaya başladık. Ve şu anda gerçekten Türkiye'den gelen taleplere yetişmekte arkadaşlar zorlanıyorlar. Bayağı bir aktif çalışıyoruz. Buradan gelecek gelir son kuruşuna kadar Türkiye'de yaşayan, maddi gücü iyi olmayan öğrencilerimize eğitim bursu olarak kullanılıyor. Aynı zamanda devlet okullarımızda yaptığımız kütüphanelerde, atölyelerde, robotik kodlama sınıflarında kullanılıyor. Amacımız hem üretimi ülkemizde aktifleştirmek hem de bu üretimden olan gelirin burs olarak çocuklara, öğrencilere destek olması. 3 aydır aktif üretiyoruz, önlük ve formalar üretiyoruz doktor arkadaşlarımıza, yine sağlık çalışan arkadaşlarımıza. Aynı zamanda her türlü dikim işini yapabiliyor atölyemiz. Başka bir firmalardan, bir otelden mesela çarşaf, yastık kılıfı siparişleri, firmaların reklam için keten çantaları, sweatshirtler, tişörtler, yine 10 Kasım için Atatürk'ü anma töreni için okullardan Atatürk logolu tişörtler. Bu tarz siparişlerimiz oldu. Üretimimiz devam ediyor. Biz kuruluş aşamasında devletimizin 6. bölgeye yaptığı tekstil teşviğinden faydalandık. Bu teşvikte 500 bin liralık bir teşvikten faydalandık. 10 sene sürecek teşviğimiz. Çalışanlarımızın SGK'sını ödemiyoruz ve elektrik faturamızın %25'ini devlet almıyor. Bu şekilde bir teşvikten faydalandık.